Şimdi birkaç grafiğimiz var. Özellikle banka ve holdingler dediniz. Biz de 30 şirketlerinin performansını oluşturduğumuz bir grafik yaptırdık. Onu verelim arkadaşlar. Özellikle burada bazı BIST 30 şirketleri var ve geçtiğimiz senenin son işlem gününü nerede tamamlamış? Temmuz ayının son işlem gününü nerede tamamlamış? Garanti Bankası mesela 55 .80 ile 2023'e nokta koymuş. 31 Temmuz itibariyle 123.8'di. E dün önemli hareketler vardı. Ve ilk 7 ayda %121.86'lık bir getiri sağlamış yatırımcısına. BİM keza %100'ün üzerinde yükselmiş. Türksel %90'a yakın prim yapmış. İlk 7 ayda Akbank, Sabancı Holding, Emlak Konut, GYO, Pegasus, İş Bankası, Yapı Kredi ve Koç Holding. Aşağısını almadık çünkü endeksin altında kalıyor aşağısındaki Nefis bazı BIST 30. Şirketler Teşekkür ederiz. Şimdi e, bu şirketlerde hala potansiyel var mı? Çünkü siz yine bankalar dediniz ama son birkaç haftadır yabancı kurumların da başta olduğu raporlar görüyoruz ve buradaki karlılıklara yönelik notlar öne çıkıyor. Bu Hı -hı. da sanki bankaların baskılanmasında etken gibi. E çok haklılar. Şundan kaynaklı biz hatırlarsan seninle yayınlarda da hep şey konuşuyorduk. Banka mutlaka olsun, Hı -hı. yanına holding olsun, sigorta olsun. Çok kolaydı. Yani endeksi Hı -hı. yapmak daha doğrusu bir portföy yapmak %70 oranında bu üç sektöre yayıldığın zaman kolaydı. Neyle ekliyorduk bunun yanına? Gıda perakendesi. Çok basitti. Yani aslında ana konu buraya kadar inmiş durumdaydı. E, fakat bunu görebilmek zordu. Çünkü hep, hepimizin aklında hep şey kaldı. Yani enerji kağıtlarının geri döneceği Diğer taraftaki kağıtlardaki hareketler çimentolar. Hepimiz çünkü buraya kadar onlarla para kazandığımız için onlardan ayrılmak zordu. Fakat bu denklem çok daha kolay kurulabiliyordu. Şimdiki ana resme baktığımız zaman bankalar tarafında potansiyel var mı? Evet var. Eskisi kadar mı? Hayır değil. Yabancı raporları o yüzden çok net. Mesela evet. arkadaşlar kenara da bunun yanına garanti bankasını açalım. Bir de ya da bankacılık endeksini açalım. Öyle ilerleyelim. Ben bir senelik konjonktürde geçen sene de garantiyi 50'lerde hatta ondan önceki dönemde de garantiyi 12'lerde 13'lerde gönül rahatlığıyla önerirken. Çünkü buradaki bir belli bir mesafenin koşulabileceğini düşünüyorum. Şimdi buradan 160-150 beklediğimiz bir kağıdı önermek çok zor. Ha bu gitmez anlamına gelmiyor. Mutlaka yabancı geldiği zaman bankalar üzerinde özellikle faiz indirim sürecinden sonra bankalar üzerinde pozisyon alacak. Ama şu an dönemi mi? Hani gözü kapalı banka mı biriktirelim? Hayır. Neden ben garanti ile Akbank'ı mesela özel bankalarda bir miktar ön plana çıkartıyorum bu konjonktür içerisinde? Döneme daha çabuk adapte olabilecek bilançolara sahip olabilirler diye ki bunların da zaten bilançolar tarafında e, desteğini bir miktar gördük. O yüzden eskisi gibi portföyün %25-%30'u banka dönemi değil. O yüzden de yabancı raporların böyle gelmesi gayet normal. Yabancıların bu arada 39'a doğru giden yapı kredideki pozisyon boşaltmalarını, ya da işte Akbank'taki kar alışlarını ya da TÜPRAŞ'taki kar alışlarını gördük ya da Türkcell'deki kar alışlarını gördük. Belli yerlerde hedeflerine ulaşan kağıtların böyle bir birkaç ay dinlenmeleri de gayet doğal. Ben burada şöyle bir hareketlenme bekliyorum. Akbank tarafında artık 78-80 hattına doğru bir bir yıllık konjonktürde toparlama, garantide 160'lara toparlama, yapı kredi tarafında tekrar 37-39 hattına hatta 40'lı seviyelere toparlama bekliyorum ama eskisi kadar marj var mı? Biz yapı kredi ilk konuştuğumuz zamanlarda 17-18 liraydı kağıt. Nereden nereye geldi? Yaklaşık Aslında hemen hemen yüzde yapmış. Kesinlikle aradaki farkı anlamak lazım. Yani bank oyun dışı mı? Hayır değil gene banka takip etmek lazım. Banka gelmeden yükseliş kalıcı olur mu? Sınırlı kalır. Bankalar gelmesi lazım. Ama eskisi kadar banka pozitif miyiz? Tabii ki hayır. Çünkü yukarıdaki iskonto oranı çok düştü. Evet. Bugün de düşüşler var. Günlük anlamda Dağk Bank %2.29 değer kaybı yaşıyor. Garanti Bankası 126 lira 10 kuruşta. Yapı kredi %1.5 aşağıda. Kamu bankalarında da %1.5 ortalama bir değer kaybı var. Şimdi Sene başında %35'i banka olurdu portföyümün diyordunuz ya. Bunu yüzde kaça indirirsiniz peki? Şöyle ben banka tarafında aslında ağır pozisyon almam. %10'un hmm. üzerinde banka taşımamak lazım. Oraya kadar düşmekte yarar var. Nerede kalırım? Hani bu listenin içerisi aslında bence çok kritik. Hala Türksel taşınır benim nazarımda. BİM taşır mıyım? BİM tarafındaki iskontonun da bir miktar daha düşük olduğunu düşünüyorum. Ama Migros Ülker tarafını hala kovalarım. burada şokta hala ciddi bir marj var. Henüz fiyatlamadı şok. Bu arada hakkını yediğimiz kağıtlardan biri aslında yüzde yüz hareket etti ama diğer perakende gıdalar o kadar büyük koptu ki şoku biraz daha böyle şey bu arada bilançoları da kötü geliyor. Yani şok aslında haklı bir şekilde baskı altında kaldı ama potansiyel olarak da yüzde yüz bir hareket yaptı. Ee, şu hala şok çok sanki daha çok gider beklentisi Üş. daha fazla hakimdir. Evet çünkü gitmiyor yani diğerlerine göre daha ucuz kaldı fakat bilançolara da göre baktığımızda şimdi Migros'un kendini geliştirdiği bir süreç ya bir kere BİM inanılmaz bir noktada 13 bin marketten bahsediyoruz. Ee, yeni markalarının 300 markete ulaştığı bir dönemden bahsediyoruz. Hani artık burası net anlamda tıkır tıkır işleyen bir yapı. Hani kaba tabiriyle Emigros kendini geliştiren bir yapı. Özellikle sanal tarafta çok ciddi güçleniyor. Buradaki iskontolar azalsa bile perakende gıdadaki hareketin devam edeceğini düşünebiliriz bence burada bir sıkıntı yok. Telekomünikasyon e, abone başına karlılıkta Türksel'in çok ciddi bir toparlaması var. O yüzden bence geri çekilmelerde yine Türksel tarafı değerlendirilmeli. Hani Buradaki hareketin 130-150 hattına kadar devam etmesi beklenebilir. İskonto çok yüksek mi değil ama e, buradaki hikayeyi daha güncelleyebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden perakende gıdanın yanına burada telekomünikasyon iletişim kanalını koyabiliriz. Onun haricinde e, gayrimenkul yatırım ortaklıkları hala potansiyelin altında değer gören yapılar. Faiz indirim sürecinde yine konjonktürle birlikte hem Emlak Konut hem sorunlar gibi kağıtlarda hareketler görebiliriz. Mesela ki Emlak da, Konut'un bu hareket sizi ilk giderde şaşırttı mı? Bazı yorumcular o periyot için şaşkınlık oluşturdu. Beni Emlak Konut'ta bu senene şaşırttı. Açıkçası burası değil. Hani yayınların genelinde önerdiğim için. Beni Emlak Konut'ta kontrpiyede bırakan şey e, kasadaki paranın Fikir p projesine harcanması oldu. Ben öyle bir hamle beklemiyordum. Haddim değil. Hani bir şirketin nasıl yöneteceğini söylemek doğru değil. Ama ben bir yatırımcısı olarak daha optimum bir çünkü nakitin çok değerli olduğu bir dönemde daha optimum bir değerleme bekliyordum. Buna rağmen emlak konutun hala potansiyel olarak 12-13 hattını iki kere denemesini önemli buluyorum. Yukarıda hala potansiyel olduğu kanaatindeyim. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Emlak üst üste iki tane yatırımcısıyla ilgili şaşırtıcı gelişme gösterdi. Bir tanesi bilanço beklentilerden bir miktar kötü geldi. Bunun bir miktardan biraz daha yüksek bir de o kasadaki para üzerinde çok ciddi bir beklenti vardı. O kasadaki para biraz erken harcandı. O da harcandı. emlak konuttaki satışlar 10 liranın altına kadar hatta 9 liranın altını kendini gösterdi. Bence yine alım fırsatıydı. Buranın katalizörü hala torunlar gibi gözüküyor. Torunlar çok iyi geldi. Fonların da iyi katalize ettiği bir yer. Fakat deprem ülkesi olarak kentsel yani dönüşüm hikayesinin bu kadar güçlü olduğu bir yerde ben emlak konut hareketinin bir miktar daha güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Keza aynı torunlarda olduğu gibi. Ee, burada gene şart düşeceğim noktalardan bir tanesi uçan firmalar konusu. Buraya kadar bence süper geldiler. Ee, fakat Pegasus'ta da iskonto oranının bir miktar düşük olduğunu düşünüyorum. Aynı Türk Hava Yolları'nda olduğu gibi. Ben illa ulaştırma tarafında pozisyon alacaksam yer hizmetlerinde TAV'ı tercih ederim. Ee, hala TAV'ın bir miktar ön planda olduğunu düşünüyorum. Bu şu demek değil. Pegasus'ta hala 300'ün üstüne. Türk Hava Yolları'nda da 350-400 hattına doğru bir toparlanma bekliyorum. Ama yukarıdaki marj daraldı. O yüzden buradaki ana pozisyonum e, Tav havalimanlarında kalırsa daha iyi olacağı düş kanaatindeyim. Yer hizmetlerinin bir miktar daha ön plana çıkacağı bir süreçteyiz. Türk Yolları'nda talep de yok sanki. Şöyle, e, o kadar iyi fiyatlandı ki. Yani son 2,5-3 senenin en iyi kağıtlarından bir tanesi. Türkiye'nin en pırıl pırıl şirketlerinden biri. Artık fiyatlanabilecek hikaye yok. Şunu anlamasın yatırımcı. Büyük şirket, dinamik hala devam edecek ama borsa bunu fiyatlamıyor. Borsa şunu fiyatlıyor. 10 lirayken büyümesini pandemiden çıkıştan sonra çok sert hareketlerini fiyatlıyor. O yüzden Türk Hava Yolları tarafında hala gidilebilecek maç 10 liradan, kadar liradan buraya geldi yani. O şirket o kadar mı büyüdü yoksa enflasyon o kadar gitti diye? Enflasyon mi? katkısı oldu, şirket büyüdü, şirket dinamikleri fiyatlandı, ileri fiyatı. Bir de şunu unutmamak lazım. İstanbul Havalimanı Türk Hava Yollarına başka bir boyut kattı. Neden? Aktarma uçuşları üzerinden inanılmaz bir yolcu geldi. kargo eklendi. Kargodan çok ciddi hamle yaptılar. Ee, yani şeyi bilmiyorum ben daha yeni şehir dışına çıktım geldim. Türk Hava Yolu uçaklarının çok büyük bir kısmını yabancılar da oluşturuyor. Aktarma uçuşları çok büyük bir demek. Fakat dünyada da Lufthansa gibi rakiplerinde katı artık çarpan etkisinden kaynaklı. Bu arada Türk Hava Yolları hala çarpana göre ucuz. Fakat orada da bir ağırlık var. Neden? Ee, artık eskisi gibi o turizm hatları ya da fiyatlamalar olmuyor. Bir de Türk Hava Yolları daha kaç hatta uçacak? Yani büyüme hikayesi bir miktar daha e, dengeli oldu. Bu Türk Hava yükselmeyecek anlamına gelmiyor. Fakat daha dengeli yükselecek. O 10'dan 300'e giden enflasyon katkılı hareketten bir miktar uzak duracağız. Burada en önemli konu şu. Trump ekonomisi artık yavaş yavaş tekrar yeniden yüklenen bir süreçte. E, Trump'ın yüklediği ekonomi biraz daha dezenflasyon sürecine zarar verecek bir ekonomi. Çünkü Trump'ı biz tanıyoruz ki çok e, tüketimi durdurmak isteyen ya da büyüme rakamlarına zeval gelsin isteyen bir adam değil. E, bu denklem içerisinde biraz daha katalizör etki farklı olur. Ben Türk Hava Yolları'nda açıkçası yine bir 350 400 hareketi bekliyor hocam ama eski enerjisi yani şunu beklemesin yatırımcı. 10 liradan 330 liraya gelen kağıt dinamiği Türk Hava Yolları'nda olmayabilir. Biraz daha zamanı var o dinamiği yakalaması. Aslında yatırımcı da sizi nereden dinlediğine bağlı şimdi. Kesinlikle. E gitmez dediğiniz kağıt %33'lük bir şey koyuyorsunuz yani. E, aklıma Gider dediğin kağıt ne kadarlık bir marj bekliyorsun? O da geliyor yani. A Aynen çok doğru soru bu. Ee, zaten aslında ana konu şu. %30-33'leri portföyde ağırlığı taşımamak lazım. Yatırımcının en büyük yanıldığı konulardan bir tanesi şöyle oluyor. Portföy geliyor. Kağıtlar kötü mü? Değil. Gider. Ama kağıtlar enflasyonu yenemez. Yani enflasyonun üstünde bir getiri getirmeyebilir. Bir de şimdi ben bu söylediklerimin hepsinden gelecek bir bilançoyla ya bir dakika Türk Hava Yolları Destekler nitelikte. 228'den 289'a gitmiş ama enflasyon kadar getirmiş. Aynen öyle. Benim aslında anlatmaya çalıştığım neden TAV diyorum? TAV'ın getirisi daha potansiyel. Sene başından beri durduğum nokta bu. Bu pozisyonun çok değişeceğini düşünmüyorum. TAV'daki da 350-360 hattına kadar devam edecek kanaatindeyim. Ee, Pegasus'un da 300'lerin üstüne bir miktar daha gideceğini düşünüyorum. Pegasus niye fark yarattı Türk Hava Yolları'na göre? Hem kendi segmentinde biraz daha çarpan etkisinden kaynaklı, yani yurt dışındaki rakiplerine de de böyle bir ayrışma var. Yani yurt dışında da Pegasus segmentindeki hava yolları şirketlerinin yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Bir yandan da küçüğü büyütmek çok daha kolay. Türk Hava Yolları bir miktar daha montan olarak büyütmesi zor yapılardan biri. Bu bunu da fiyatların içerisinde görüyoruz. O yüzden o kadar doğru bir noktadan soru geliyor ki ben hani onu da tekrar konuşayım. Portföyü doğru yapmak, doğru kağıtları seçmek çok kritik. Şu tarafta da hata yapıyoruz. Mesela benim çok beğendiğim kağıtlar var. Fortoto, Türk, Türk Traktör, Tüpraş gibi. Özellikle Tüpraş'ta Fortoto çok ön plana çıkardığım kağıtlar. Bunlar benim evladiyelik biriktireceğim kağıtlar. Yani çoluğuma çocuğuma kalsın değer, kağıtları. Değer yatırımcısı. E aynen bunları alırım ben her düşüşünde biriktiririm. Bu şu demek değil. Yani senelik hedefini 210 diye konuştuğumuz Türk Hava Yolları'nı 200 liradan almak bir süre beklemek anlamına geliyor. E, Keza aynı şekilde Fortoto bir miktar bekletebilir. Zaten otomotiv tarafı gitmiyor. O yüzden nereden aldığımız, nereden konuştuğumuz da çok kritik noktalarda. Fakat bunlar ne Türk Hava Yolları'nın ederine zeval getirir ne Tüpraş'ın. Bunlar orta uzun vade yükselmeye devam edecek yatlar, ve şirketler. Şimdi otomotive temas ettiniz. Onunla alakalı da çalışmamız var. O da gelsin otomotiv hisseleri. Karsan 853'ten 1543'e gitmiş 7 ayda %80 getiri. Otokar %45 getiri. Tofaş %43 getiri. Ford Otosan %40 yaklaşık bir yükseliş var. İlk yedi ayda Türk Traktör, Doğuş Otomotiv bunlar bayağı bir geride kalmış. Ee, hareket etmemiş gibi. Aslında dönemini konuşmak lazım. Mesela Doğuş Otomotiv bu arada 400 liraya kadar gelip bir de temettü ödemesi aldı. Yani aslında burada Doğuş'un çok da hakkını yememek lazım. Aslında Eder'ine geldi. Ve Şuraya Doğuş'u da verelim arkadaşlar. Fiyatlama yaptı Doğuş Otomotiv. Tabii burada şöyle bir kritik nokta var. Ee, bir miktar daralma biraz önce ihracat rakamlarında da görürsen soğuyoruz. Yani ekonomik olarak zaten bunu amaçlıyoruz. Hani e, enflasyonla mücadele kolay bir şey değil. Yani Merkez Bankası'nın attığı adımları ya da ekonomi yönetimini şöyle de e, değerlendirmek lazım. Bir yandan enflasyonla mücadele ediyorsun. Bir yandan ekonomiyi soğuturken dengeli soğutman lazım ki istihdam rakamında gol yeme. E bir yandan da nereye hamle yapmaya çalışsan e, reaksiyon alabileceğin noktalar var. Bunlara da imtina göstererek hareket etmeye çalışıyorsun. E bu süreç içerisinde otomotiv satışlarının düşmesi zaten genel beklentilerden bir tanesiydi. Doğuştaki bu geri çekilme gayet normal. Ama bu doğuşun e, özellikle faiz indirim sürecinden sonra tekrar potaya girmeyeceği anlamına gelmiyor. Bence doğuş hikayesi devam edecek. Doğuştaki en büyük sıkıntı şu. Normalde borcunu kapatıp kasasına para koyan hele ki böyle bir dönemdeki perakende otomotiv şirketi çok daha pozitif fiyatlanmalıydı. Ama biz doğuş tarafında özellikle kasada para olunca bir endişeleniyoruz. Çünkü geçmiş dönemdeki anılarımız var. Ee, bir miktar satışın baskısı da oradan geldi. Buradaki güçlü yapı şu. Ford Auto hala bence buranın en değerli yapısı. Bu arada Ford Oto da 1100 liranın üzerinden buralara doğru gevşedi. Ve bu arada deprem döneminde bu kağıdın 300-400 lira altında olduğumuzu... 1222'yi gördü diye hatırlıyorum. Evet çok haklısın. Ee, bu arada depremde de 300-400 lira hattındaydı. Yani aslında geçen sene her şey dururken Ford gidiyordu. Bu sene de bence çok güçlü. Eğer burada bir şey seçeceksem ilk tercihim hala Ford olur.